Şu an Singapur tarafındayız. Pasaport kontrolünden geçtik. Malezya kontrol noktasına doğru yer duruyoruz. Kuala Lumpur'dan selamlar arkadaşlar. Malakka'da 238 lira, iyi fiyat. Hello. Trenimiz geldi. Tabii ki ben yanlış yerde bekliyorum. Batı Caves'in olayı aslında bu mağaralar. Buraya ismini veren şöyle. Şimdiye kadar yaptığım en garip yolculuktu. Belediye otobüsüyle ülke değiştirdik. Neyse, geldik şu an Singapur, Malezya sınırındayız. Şimdi çıkış yapacağız. Evet. Totalde 1,5 saat falan sürüyor. Ne kadar tutuyor bilmiyorum. Kartla ödediğimiz için fiyat yazmıyor. Yani otobüse biz kredi kartıyla bindik. Kontrol ederim. Şu an internetim yok. Hemen de yansımıyor zaten. Çok tutacağını sanmıyorum. Sürpriz olur yani. Maksimum 200-300 liradır yani. Ki o bile değildir muhtemelen. Neyse, öteki tarafta Malezya sınırında görüşürüz. Şu an Singapur tarafındayız. Pasaport kontrolünden geçtik. Burada otobüs bekliyoruz tekrar. Burada bir otobüse daha binip şey sınırına geçeceğiz. Malezya kontrol noktasına gideceğiz. Gördüğüm en iyi sistem yani. Bekleme falan yok. Zaten Singapur'un girişinde çıkışında da öyle polis memuruyla herhangi birisiyle görüşmüyorsunuz. Direkt e-sistem var. Cihazlara kendiniz pasaportunuzu okutup parmağınızı okutup geçiyorsunuz. Şey falan da yok. Mühür falan da yok yani. Kaşe maşe de yok. Gayet iyi. Neyse, görüşürüz. Şu an ikinci otobüsümüz geldi. Malezya kontrol noktasına doğru yer duruyoruz. Malezya'ya giriş yaptık. Şu an Johor'un merkezinde otobüs terminalindeyiz. Ya sınırda öyle bir saçmalık yaşadım ki yemin ediyorum. Yani geçirmemek için elinden geleni yaptı ya. 3 ay vizesiz ülke geliyorum. İşte şey sordu bana ilk. Konaklamayı sordu, gösterdim, tamam mı? Çıkışı sordu, gösterdim. Biletiyle birlikte ne zaman nerede kalacağım hepsi hazır. Hala saçma sapan sorular soruyor bana. Herkesi patır patır geçiriyor. Benim pasaportu gördü. Tamam mı? Soru sormaya başlıyor. Ama laf olsun diye soru soruyor. İşte nereye gideceğim söylüyorum. Hangi şehirlerde kalacağım söylüyorum. Nerelere gideceğim söylüyorum. Ya bunları detaylı detaylı söylüyor. En son dedim ne yapacaksın sen bu kadar bilgiyi yani. Vizesizim. Giriş çıkış her şeyim var. Daha önce ben bu ülkede 2 kere gelmişim. En son gelişim ikisinde de ben bu ülkede maksimum 1 hafta 2 hafta kalmışım. Yani 7-15 gün arasında kalmışım. Hiç yani bir ay bile kalmamışım yani ben bu ülkede. 20 günü bile bulmamış benim kalış sürem. Pasaportuma bak diyorum, hani ben gezginim. Ben ilk defa lan sıkıntı yaratacak olsam Singapur'dan geliyorum. Malezya'da mı sıkıntı yaratacağım? Daha önce de 2 kere kalmışım, herhangi bir sorun sıkıntı yok. İşte önceden varış kartını şeyde işte pasaport kontrol noktasından önce veriyorlardı, orada dolduruyordu. Şimdi online'a geçmişler. Varış kartı sordu. Yok dedim. Niye yok? Burada vereceksiniz. Yarım saat 13. Ya dedim sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bana vizesiz diyorum bu ülke. Bir dünya benim evrağım var. Varış kartını da bilmiyordum diyorum yani. Daha önceki gelişinizde bu kart kapıda veriyordunuz değil mi diyorum. Evet diyor. Daha önceki iki gelişimde de ben buraya gelişip sorunsuz bir şekilde çıkmışım mı diyorum. Evet diyor. Tamam, şu an neyin sıkıntısını yaratıyorsun diyorum. Ver doldurayım. Nerede dolduruluyor? Hemen 2 dakika doldurayım. Online ise online yani. Ya sorun yaptığın şey sadece varış kartı mı? Arkadaşım geldi. Japon pasaportunu gösterdi. Beni de bıraktılar. Ona hiçbir şey sormadı biliyor musun? Kız FBI gibi Japon pasaportunu koydu, konu kapandı. Orospu çocukları sözlü Müslüman ha. Valla. Bir biz yapıyoruz şu Müslüman edebiyatını. Yok bizim kardeşimiz de, yok şuymuş da. Ya bırakın ya. Yemin ediyorum. Ya o 1,5 saat tuttu beni ya girişte. Ben böyle bir rezalet görmedim. Abartsız 1,5 saat tuttu beni yani. Oka boka soru soruyor. Oka boka. En son tamam mı? Pinang Adası'nda kalacağım. En son Pinang Adası'nda rezervasyonu yok. En son çıldırdım dedim sokakta yatacağım. Sana ne ya? Benim bir dünya şehir söylemişim. Hepsinde rezervasyonum var. Gideceğim şehre kadar. Yani Tayland'a çıkış biletim var. Tayland'da nerede kalacaksam onun bileti var. Hala bana garip garip sorular soruyor. Neyse. Ya bu bizim aptallığımız. Bizim ülkenin aptallığı. Başka bir şey değil. Baştakiler adam olsa bu olmazdı zaten.
Neyse, olur bunlar. Çok şey yapmamak lazım. Sinirim biraz geçti. Şimdi otobüs terminalindeyiz. Buradan Malakka'ya gideceğiz. 2 bilet aldık. 3 saatlik yolculuk. Toplamda Türk lirasıyla 300 lira falan tutuyor. 300 lira bile değil, 280 lira. 40 ringgit yapıyor. 300 liraya, ya yani 280-270 liraya falan tekamül ediyor. 3 saat sürecek yolculuk. Şu an 1 saatimiz falan var otobüsü. Otobüsü bekliyoruz. 1 saat sonra hareket ederiz ya. Ben niye bu kadar? Burası şöyle bir terminal. Şu şekilde. Şöyle. Şu şehir içi otobüs. Bunlar değil. Bunlar da şehir içi. Diğer otobüsler biraz arkada kalıyor. Şöyle. Otobüse bindik. Yaklaşık 3 saat sürecek. No hem Wi-Fi. Yaklaşık bir 3 saat sürecek bir yolculuğumuz var. Öyle umuyorum, öyle dediler. Umarım 3 saat sürer çünkü geç saat şu an. 11 gibi orada olacağız. Malakka'da bu arada. Neyse, Malakka'da görüşürüz. Yolda kayda değer bir şey olursa çekerim. Şöyle ufaktan otobüsü göstereyim. Eski bir otobüs. Şöyle eski bir otobüs. Kuala Lumpur'dan selamlar arkadaşlar. Malakka'da kameramda sorun oldu. Çektiğim videolarda ses ve görüntüsü farklı ilerliyordu. Mecburen o videoları koyamadım. Ama kesinlikle one second kıyıyor. Okay, one second. Yani kesinlikle size orayı tavsiye ederim. Hani Kuala Lumpur'dan önce görmeniz gereken yer Malakka bence. Kesinlikle gidin orayı görün. Buraya video falan resim koymaya çalışırım. Artı Instagram hesabımda da birkaç şey paylaştım. Malakka ciddi derecede görmeniz gereken bir yer. Özellikle Chinatown. Neyse, şu an Kuala Lumpur'dayız. Şimdi akşam saat 7-8 civarı. Birkaç sokak pazarını falan görmeye çalışacağız. Oralara gideceğiz. Şöyle size sokağa çekerek, şöyle size sokağa göstererek gideceğim. Görüşürük, ne diyeyim. Güzel. Şöyle gidelim. Burası bankanın binası. Şurası bizim kaldığımız otel. Şu karşısı Mescid Jamek. Orayı da görmenizi tavsiye ederim. Resmini koyarım yine. Güzel bir yer yani. Şöyle. Şu karşısı da banka. O da banka. Şu binaların hepsi banka. Şöyle. Malezya'ya ilk geldiğimde buradan o kadar nefret etmiştim ki bir daha gelmeyeceğim diyordum. Ve bir sene içerisinde bu üçüncü gelişim yani. Değişik bir ülke. Ya ilk geldiğimde o kadar pişmandım ki, ben ne işim var, burası nasıl ülke falan diyordum. Ama üçüncü bu yolumun bir şekilde düşüşü. Konuşamadım. Son ikisi biraz zoraki oldu gelmek. Ama mesela bu gelişimde daha çok olumlu bakıyorum Malezya'ya yani. Şu an biraz daha hoşuma gidiyor olanlar. Ya ilk geldiğimde çok şeydim böyle, sefil Türkmenler gibi ilk yurt dışım sayılırdı. Nedir ne değildir tam bilmiyordum. Cebimde hiç para yoktu. Couchsurfing'den ev ayarlaya ayarlaya sokakta kala kala gezmeye çalışıyordum. Hatta 3 gün falan sokakta yattım, metro istasyonunda uyudum. Bilmiyorum ama şu anlık biraz daha olumlu düşüneceğim. Yine Kuala Lumpur hakkında bir günden fazla ayrılmayacak yer olduğunu düşünüyorum. Ama Malakka gerçekten çok güzel. Meleka diyor buralılar. Ciddi anlamda çok güzel yani. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Ben çok üzüldüm ya. O kadar harika videolar çekmiştim. Onları koyamadım. Gerçekten çok üzüldüm. Ama tavsiye ediyorum. Burada tek olumsuz şu kuşların sesine bak ya. Buradaki tek olumsuz konu Hindistanlılar.
Bangladeşliler gerçekten şehrin doğasını bozuyorlar. Her yerdeler ve çok aykırılar yani. Neyse bize ne, insanların kendi ülkesi. Şu an bulunduğumuz bölge Chinatown. Yani burada Kuala Lumpur'un genelinden daha genelinden daha fazla evsiz var. Yani burada onlara dikkat edin. Döner. Şu döneri de şavarma yaptılar ya. Vay anasını satayım. Türkler bile şavarma diye satıyor ya. Neyse. Şuraya gideceğiz. Jalan Petaling. Chinatown. Evet, pazarımıza geldik. Oh, look that. These shoes are burada gördüğünüz her şey bizim Kadıköy pazarlarındaki gibi çakma. Yani orijinal bir şey yok buralarda. Yine fiyatı sorun. Çok ciddi derecede pazarlık yapmamızı tavsiye ettiler. Pazarlığı ihmal etmeyin çünkü yani İngilizce konuşacağınız için fiyatlar 2-3 katına çıkacak yani. Yani lokal birisi bile ben burada bir şey pazarlık yapmadan bir şey almıyorum diyor. Sana bana yapacağı pazarlığı sen düşün. Şey zam mı? Fiyat arttırmış. Konuşamıyorum yine ya. Çok ses olan yerlerde dikkatim çok dağılıyor. Yani. Come, have a look. For example, how much yazmıyor burada. You want? Yeah, maybe. 35 Malezya ringgiti. Hello. This one also palazzo. 35. 238 lira, iyi fiyat. Hello bro. This one, if you want, here is a. Yani genel olarak zamlı fiyatları bile Türkiye'dekinden daha ucuz. 238 dedi ona yani. Onu 150-200 de alırsın. Gayet uygun bir fiyat yani. 238 TL dedi. 35 ringgit, 35 Malezya ringgiti 238 TL yapıyor güncel kurula. Her an artabilir. Zaten bizim en büyük düşmanımız Türk lirası anasını satayım. Dışarıda bizim başka büyük bir düşmanımız yok. Her dakika parayı kontrol ediyoruz ne kadar oldu ne kadar bitti diye. Malezya mutfağı leş gibi. Zaten bir adam akıllı yemek kültürleri yok. Genelde civardan aldıklarının üstünü boyuyorlar. O yüzden yemek konusunda hiçbir beklentiniz olmasın buraya geldiğinizde. Biz doymak için yiyoruz. Zaten onlar da öyleler. Yani bizdeki gibi böyle atıştırmalı kültürleri pek yok. Onlar da doymak için yiyorlar. You want? We check. I don't know how much. Yeah, we don't have cash. We need ATM. Şu bambu suyunu seviyorum da. Şu Malezya'da sevemedim ya. Bambuydu herhalde o. Kamış. Bir Malezya'da sevemedim ya. Çok farklı bir tadı var. Endonezya'da ve Tayland'da hoşuma gitmişti de. Malezya bilmiyorum. Formalar. Her ülke var, Türkiye yoktur muhtemelen. Zaten niye olsun ki yani Malezya. Benimki de şey. Hey my friend, yeah, come. Hello. 40, 60. Ah, your foot. You want? 10 ringgit. 20. Hello bro. 10 ringgit? Yes. This one? That one. Az önceki 10 ringgitti. Yani 68 lira. Şey bildiğin meyveyi şeker yapmışlar yani. Bizim şey vardı ya adını unuttum, o elmanın adı neydi ya? Şekerli bir elma vardı ya, böyle çubuğa batırıyorlardı yiyorduk. Onun gibi. Her meyve var hemen hemen. Çilek milek. 68 lira. Yani pahalı da değil, ucuz da değil, normal. Hiç yoksa 300 gram çilek vardır yani. Normal.
pazar küçükmüş, ben daha çok bekliyordum. Yani normalde çok daha büyük oluyor. İki adımda bitti. Neyse, şu ileride bir hırsız pazarı var. Oraya gideceğiz. Orayı çok merak ediyorum. Pazar Karat ismi. Yani ürünler genelde çakma, sahte ürünler ve çalıntı ürünlerin olduğunu okudum. Bilmiyorum, şimdi gidip göreceğiz. Orayı ilk defa ziyaret edeceğim. İşte bu bölgede çoğunlukla Çin kültürü var. Malezya değil yani. Zaten yaşayanlar da genelde... Ay bak. Yaşayanlar da genelde Çinli. Yani Çin kökenli Malezya vatandaşları. O yüzden yemek kültürleri, yaşayış biçimleri genelde Çin Budizmi üzerine. Yani Malezyalı bile olsalar Çin Budizmi üzerine yaşadıkları için, yani Budist oldukları için Çin kültürüyle yaşıyorlar. Bulabilirsek o hırsız marketine gideceğiz. Hırsız pazarı daha doğrusu. Yarın da Batı Caves'e falan gideceğiz. Ya ben daha önce ziyaret ettim ama oradan video çekmedim diye hatırlıyorum. Ya ben ilk Malezya'ya geldim de video çekmedim adam akıllı. O yüzden hem ben arkadaşım için gideceğim, o görecek, hem de video çekmek istiyorum. Hem de gerçekten yani Malezya'ya sırf o Batı Caves için gelinir yani. Gidin görün orayı. Buraya geldiğinizde kesinlikle tavsiye ederim. Kaç yüz bin yıllık mağara, mağaranın içerisinde harika bir tapınak yapmışlar. Gerçekten çok güzel kullanmışlar yani. Ayrı bir hava katmış, güzeldi yani, ben sevdim. Buralarda genelde şeyler var, yemek üzeri bu cadde. Ya ben buralardan yemek yemeyi sevmiyorum ya. Çok acı yapıyorlar, yarınlar yokmuş gibi. Ya zaten hava çok sıcak birader, niye bu kadar acı yapıyorsunuz? Sizin şu hayatınızda alıp veremediğiniz olay ne? Kanter içinde yemek mi yenir ya? Yemin ederim biz alışkın da değiliz baba. Hava çok sıcak burada. En düşük olduğu dönemler 30 derece. Düşün yani. Sorry. Öyle bir yemek koyuyorlar ki yemin ederim, hani bizim acı dediğimiz şey yanında hiçbir şey kalır. Baharattan yemek görünmüyor. Psikopatlar ya. Kanter içinde kalıyorsun yerken. Ya gittik dediğim pazar kapalıydı. Ya kapalı dediğim yoktu. Ya erken daldı ya da bugün yok. Ya sanmıyorum erken dalacağını. Bugün cumartesi. Bulamadık ya da biz, bilmiyorum. Baktım. Onun dışında öyle çok görünmeye değer bir yer yok. Zaten akşam karanlık çöktüğü için etrafta bir şey de görünmüyor. Görünmeye değer de çok bir şey yok. Pazarlar mazarlar var. Yani Malezya bence Asya kıtasının en dandik ülkesi diyebilirim. Yani gezip görülecek yerler konusunda. Ben çok öyle gezmeye... Ha, kameranın gölgesiymiş. Ben diyorum burama ne oldu da ıslandı. Çok gezmeye değer bir yer olduğunu düşünmüyorum. Hani bir iki yer var görmeye değer. Mesela Batı Caves kesinlikle görülmeye değer bir yer. Onun dışında çok da bilmiyorum ya, sadece Batı Caves için de gelinir mi? Ona yarın siz karar verin. Yarın gideceğiz oraya. Ben mesela 3 kere Malezya'ya geldim. 3'ü de mecburi. Geçiş güzergahımdı. 3'ünden de memnun kalmadım yani. Hani bugün bir tık daha alışmış gibiydim de. Sonra yine dedim. Yok ya, bu ülkeden bir bok olmaz. Şey burası. Gezmek görmek için değil. Burası işçi şehri. İşçi ülkesi. Burası komple çalışmak için. Zaten gelen insanların amacı da o. Çoğunlukla. Gelen turistin de. Ha bak şey güzel. Langkawi Adası var Malezya'nın Tayland sınırında. Hatta daha çok Tayland'da diyebilirim yani sınır olarak. Ada, Langkawi Adası. Mesela orayı çok methediyorlar ama ben hiç gitmedim. Gitmekte nasip olmadı. Bu gidişle de olmayacak. Bilmiyorum. Şu an otele doğru gideceğiz. Otel de şurası zaten. Yarın sabah görüşürüz. Muhtemelen sabah ilk ışıklarla Batı Caves ve pembe, yani Pink Mosque var, onu ziyaret etmek istiyoruz. Sonra Tayland'a doğru yol alacağız. Tayland'a da 3. gidişim olacak. Bakayım, Tayland'a aynen bir Malezya'dan gitmiştim. Kamboçya'dan geldim. Aynen bu 3 mü olacak, 4 mü olacak? 4 olacak. Bir Malezya'dan gitmiştim ben. Yok 3 olacak, 3.
O da 3 olacak. Öyle neyse, yarın görüşürüz. Günaydın. Şu an saat 10. Yeni uyandım sayılır. Şimdi Batı Kevse doğru yola çıkıyoruz. Ya dün aslında daha çok dışarıda kaldık. Dün sokak videosu biraz kısa geldi. Birincisi birkaç planladığım şey vardı. Onlar olmadı. Ondan kısa oldu. İkincisi birkaç böyle tatsız hadiseye karıştık. Ondan biraz moralimiz bozuldu yani. Videoda çekmedik. Çok anlatmak istemiyorum kimseyi kötülememek için. Her ülkede yaşanabilecek şeyler. Ama yaptığına yapacağına bir pişman oldu. Neyse. O yüzden dünkü video bir tık kısa oldu. Yani beklediğimden daha kısa oldu sokak videosu. Neyse, en azından kafanızda biraz şekillenmiş olur neyin nasıl oldu. Sokakları bir tık yani bilgi verecek kadar gösterdiğimi düşünüyorum. Şimdi Batı Kevse doğru gidiyoruz. Batı Kevse yaklaştıkça Batı Kevse daha çok tanıtacağım. Muhtemelen şu an kahvaltı yapacağız herhalde. Öyle kayda değer bir şey olursa çekmeye devam edeceğim Batı Kevse doğru. Batı Kevse'de görüşürüz. Evet, şu an tren istasyonundayız. Kahvaltı yapmayı unuttuk ya. Neyse, yolda bir şeyler yaparız artık. Kişi başı 2,5 ringgit. O da ne yapıyor? 17 lira falan yapıyor. Gayet uygun bence. Yani sonuçta kur farkı da var yani. Neyse. 7 lira falan yani bir ringgit. Öyle bir şeye geliyor. Neyse, şimdi Batı Kevse'ye gideceğiz. Çok bir şey yok herhalde. Buradan bir 40 dakikaya yakın bir mesafe var. 30-40 dakikaya yakın bir mesafe var. Umarım doğru yönde bekliyoruz. Çünkü herhangi bir tabela yok. Soracak kimse de yok. Yani o kadar boş ki biz ilk başta kapalı sandık burayı. Yani dedik herhalde yani burası iptal oldu bu durak. O kadar boş yani. O kadar kimse yok. Neyse. Ya dışarıdan, içeride karşı yönde birileri vardı. O biraz kafamızı karıştırdı. Yani Batı Kevse çok uğrak bir yer. Ama burada şu an kimse yok. Öbür tarafta çok millet var. Acaba o taraf mı diye. Neyse, göreceğiz şimdi. Öyle. Yolda çekmeye devam ederim. Şöyle tren istasyonunu da göstereyim. Yani Malezya özellikle metro, tren ve benzeri konularda ulaşım çok ciddi derecede gelişmiş. Yani Türkiye ile kıyaslayabilir miyiz? Yok ya, Türkiye'ninki daha iyi ya. Hani İstanbul'unki daha iyi diyeyim. İstanbul dışında zaten Türkiye'de de öyle ciddi bir ulaşım ağı yok. İstanbul'la kıyaslayamayız ama İstanbul dışında evet, Malezya daha iyi diyebiliriz. Şöyle göstereyim. Ama ciddi derecede böyle Asya'nın en iyisi diyebiliriz. Hani Japonya'yı, Kore'yi falan dahil etmezsek. Ya bu bölgenin en iyisi diyeyim en azından. Tayland, Endonezya, işte ne bileyim Myanmar, Laos, Vietnam. İşte oraları kıyaslayınca. Trenimiz geldi. Tabii ki ben yanlış yerde bekliyormuşum her zamanki gibi. Kendi başıma dert açmak da üstüme yok ya. Trenin içi böyle. Güzel bir tren ya. Ben daha metro gibi bir şey bekliyordum da bu bildiğin tren çıktı. Evet, geldik şu an Batı Kevse'deyiz. Yani kimisi Batı Kevse diyor, kimisi Batu Kevse diyor. Türkçesi Batı ama ben Batı diyeceğim. Batı Kevse'nin olayı aslında bu mağaralar. Buraya ismini veren zaten bu mağaralar. Yani kaç yıllık olduğunu hatırlıyordum da unuttum. İçeride yine bakayım tarihçe varsa oradan söylerim ama ya bayağı eski bir şeydi yani. Bilmem kaç yüz binli yıllık, belki milyon yıllık mağara. Zaten olayı buranın mağara. Buraya 1800'lerde tamirli göçmenler gelip içeriye tapınağı yapıyorlar. Çok ciddi derecede maymun var bu arada. Ben burayı daha önce ziyaret etmiştim. Yani merdivenler var şurada. Merdivenlerden çıkacağız mı? Maymundan çıkamayacağız yani. O kadar çok maymun var içeride. İçeride yanlış hatırlamıyorsam 3-4 parça tapınak var. Yine hepsini ziyaret ederiz. Maymunlar burada haydut ya. Böyle yemek memek görmesinler elinizde ha burada. Bunlar hiç şeyde anam kadınları çekiyoruz tövbe. Mağaranın içerisinde daha çok var. Daha doğrusu mağaraya giden yolda.
Zaten ben buraya Instagram'da video çekmiştim ya ilk geldiğimde. Ama maymunlara dikkat edin, fazla yaklaşmayın, zarar verebiliyorlar. Şöyle. Dünyada Budizm şey oldu ya artık, insanların Araf'ta kalmış insanların geçiş noktası oldu yani. İnsanlar yogayla mogayla başlayıp Budist oldular, yemin ediyorum. Ya iyidir kötüdür, insanların kendi düşüncesi. Ama ciddi derecede o tarafa doğru bir geçiş var, özellikle Avrupa'da yani. İnsanlar ilk felsefe olarak başlayıp sonra ciddi ciddi Budist oldular yani. Burada maymunlar cidden haydutlar. Mesela elinizden kamerayı, telefonu falan çalıp yemek karşılığında geri veriyorlar. Ya yani bir muz vermeden geri alamazsın o telefonu. Aa, sorry. Buraya ayakkabısız giriliyormuş bende. Ayakkabıyla girdim. Ve buranın en aslında bence güzel kısmı bedava olması. Yani içeri girişte herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Bu da burayı daha çekici hale getiriyor bence. Yani ki bunun böyle yarısı etmeyecek yerlerin girişinde 20-30 dolar istiyorlar. Buranın ücretsiz olması güzel. Bence burada Hinduların etkisi var. Adamlar içeriği tapınak yaptıkları için. Ya Hinduların o şeyini seviyorum ya gerçekten. Şu an mesela %1 milyon bedava yemek dağıtıyorlar yine. O huylarını seviyorum yani. Şeyler böyle eli bol bir millet yani genel olarak. Sadece işte yeni yeni yapılar var. Onlardan ücret istiyorlar. Mesela şuralarda göl vesaire şeyler var. Onun etrafına girmek için işte 3-5 ringgit veriyorsun. Bakayım kaç ringgitmiş? 5 ringgit. Onun dışında seviyorum ya. Hinduların çoğunlukta olduğu bölgeler genelde birçok şey ya bedava oluyor ya da bedavaya yakın fiyatta oluyor. Ben genelde bir yere gittiğim zaman önce şeye dikkat ederim. Little India varsa gider orada konaklarım yani. İlk başta alışma süreci biraz zor oluyor. Çünkü çok dikkatli şekilde süzüyorlar insanları ve bize göre, hani bize göre daha böyle kirli bir kültürleri var. İlk başta alışmak zor oluyor. Ben de her seferinde zor alışıyorum açıkçası. Alışamadım hala ama yine de olsun ya, iyi insanlar, seviyorum. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Buradan çıkarken en çok dikkat etmeniz gereken şey maymunlar, şu an görünür de yok. Yani ben ilk geldiğim zaman o merdivenleri komple esir almışlardı, millete harbi salça oluyorlardı yani. Elinde, bu arada burada elinizde yemekle falan gezmeyin. Yemekle falan gezdiğiniz zaman direkt geliyorlar yani. Ve o yemeği sizden bir şekilde çalmaya çalışıyorlar. O konuda gerçekten çok dikkatli olun. Harbi sıkıntılar yani. Bakayım içeride düğün mü var? Varsa lokum mokum bir şeyler dağıtıyorlardı geçen. Karnım aç, bir şey yemedik. Yok ya, geçen seferki gibi değil kutlama. Geçen sefer güzel geniş çaplı bir kutlama vardı. Şöyle bir içeriye girmek istiyorum ama yine. Burayı daha önce çekmiştim. Ya daha önce dedim, Instagram'da vardı buranın videosu ama yine de YouTube için de şey yapalım. Üst katına çıkacağız şimdi. Anılar, Shivan Temple. Hindu tapınaklarının en sevdiğim yanı çok renkli olmaları. İç açıcı. Burası Shiva Temple. Benim için Shivan. Evet, sorry. Şu an merdivenlerden çıkıyoruz. Çıkmak zulüm ama ödül olarak abi mağara çok serin ya. Şu an mesela çok ciddi nem var. Nem olmasa bile adam burayı çıkana kadar anası alıyor. Ama mağaranın içerisi ciddi derecede serin. Şöyle. Evet. Sonunda zirveye çıktık.
Evet, mağaranın içerisine geldik. Dediğim gibi ciddi derecede serin içerisi. Yani mükafatı bu sanırım. Yani buradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama göründüğünden çok daha güzel ya. Ya maalesef bugün fazla ıslak çünkü birkaç gündür çok ciddi yağmur yağıyor. Ondan bir tık nem var yani, normalde daha iyiydi burası. Hindülerin en sevdiğim ve aynı zamanda en sevmediğim yönleri, genelde böyle bu tarz en güzel yerlere tapınak yapıyorlar. Başka hiçbir şey değil. Mesela bizimkiler otel motel yapar ya, bunlar direkt tapınak. En güzel yeri bulup oraya tapınak yapıyorlar. Burası mağaranın en üst kısmı. Evet, Batı Caves, yorulduk baya. Batı Caves yolculuğumuz burada bitti. Sonraki durak muhtemelen Pink Mosque. Orada görüşürüz. Evet, şu an Putrajaya tren istasyonundayız. Kısa bir ara verdik video çekme. Çünkü o ara şarjım çok azdı. Yetsin diye biraz şarja taktım GoPro ile. GoPro ile ne ya, Powerbank ile. Şu an Putrajaya tren istasyonundayız. Arada bir aktarma yaptık. Şu an bir aktarma daha yapacağız. Otobüsle geçeceğiz muhtemelen. Emin değilim. Şu an kontrol edeceğiz de ben otobüsle geçeceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Yolda kayda değer bir şey olursa çekmeye devam ederim. Tipim iyicene kayıyor benim ya şuraya. Evet, Pembe Camii'ye sonunda ulaştık. Biraz sıkıntılı bir yerde. Ya sıkıntılı dediğim, ulaşımın bir tık sorun olduğu bir yerde. Çünkü trene akbil olmadan binebiliyorsunuz. Parasını verip bilet alıyorsunuz. Ama otobüse vesaire akbille binmek zorundasınız. Akbil yoksa, ya bizim Türkiye'deki gibi, bir daha döneceksin akbile para vereceksin. Akbilde 30-40 ringgit ne yapıyor yani? Hiç yoksa bir 120-130 lira. Ya bir kere otobüse bineceğim diye onun parasını vermek de saçma. Hani biz bir yere kadar gelip oradan sonra taksiyle geldik. Kaç 5 kilometrelik alan için taksiyle geldik. 15 ringgit ödedik sadece. Öylesi bir tık daha avantajlı oldu açıkçası. Ya aslında süreden kazandık. Çok böyle nakitsel olarak bir kar olmasa da süreden kazandık. Şimdi zaten bende akbil var. Bir daha hatıra olarak akbil saklamanın bir anlamı yok. Neyse. Çok güzel bir alan. Size önce alanı göstereyim. Burası çevresi. Şöyle. Ve camimiz de bu. Pink Mosque.